Keyifli saatler sevgili izleyenler. Yoga duruşlarımıza sağ sol bükülme hareketleriyle başlıyoruz. Ardından eklem yerlerini esnettiğimiz duruşlarla devam edeceğiz. Çok zorlamayan hareketler yapacağız bugün. Umarım siz de bizlere katılırsınız. Omurga düz, omuzlar rahat, ellerimiz gövdenin yanında. Nefesi alırken sağ kolu dümdüz kaldırıyoruz. Nefes verirken sola doğru bükülüyoruz ve 3 nefes burada kalalım. Tekrar yavaşça kolumuzu hiç dirsekten bükmeden bırakıyoruz. Ve yine aldığımız nefesle sol kolu kaldırıyoruz. Sol kol kulağa yapıştıktan sonra sağa doğru bükülüyoruz. Hayatın renginden herkese merhaba. Bugün sizler için yoga sporunu tanıtacağız. Sergilde'deyiz ve bu konuda kendini kanıtlamış yoga eğitmen eğiticisi Sibel Saraçoğlu'nun yanındayız. Onun yerine geldik. Kendisinden biraz yoga dinleyeceğiz. Merhabalar. Merhaba Nerdencim. Nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Siz nasıl? Teşekkürler. Harika bir gün. Evet, harika bir gün. Sizin enerjiniz yine çok güzel. Çok teşekkür ederim. Onu söylemeden geçmeyelim. Yoga eğitmen eğiticisi aslında. Title'ınız evet. Bu şekilde. Yıllardır bu sporun içindesiniz. Biraz yogayı dinleyebilir miyiz sizden? Merak Tabii. edenler olabilir. Tabii. Sadece fiziksel bedeni iyi hale getirmek üzere değil, hem ruhsal hem duygusal hem de mental olarak sizin kendinizi tam bütün ve iyi hissetmenizi sağlayan bir yoldur yoga. Ve hiçbir şekilde hani şu kişi yapamaz, şu kişi yapabilir diye bir ayrımı yoktur. Çünkü duruşların olmadığı, varsayalım ki çok ağır bir kaza geçirmiştir ve mümkün değildir hareket etmesi gibi durumlarda da uygulanabilen bir yoga ekolü vardır mutlaka. Siz nasıl başlamıştınız hocam? Yoğun bir iş hayatım vardı. Banka mesleğini bilen, bankacı olan bütün izleyicilerimiz bankacılığın stresli olduğunu bilir zaten. Dolayısıyla bir tatilde hani bilirsiniz animasyon ekiplerinin yaptırdığı bir sürü sporlar vardır. Hadi dedim bu sefer de yogayı deneyeyim yani step aerobikten sonra. Çok etkilendim. Meditasyonda çok etkilendim. Evet. Bizim yaptığımız duruşlar falan hoştu. Evet hoşuma gitmişti. Sadece o nefesle yönlendirdiği meditasyon ilk defa da yaptığım için o gün çok etkiledi beni. Ve sonra sürekli yogayı araştırmaya başladım. Sonra İskoçya'da yaşamaya başladığımda eğitmenlik eğitimi aldım. O yıldan sonra da sürekli kendimi geliştirerek bu şekilde geldim. Evet. Son yerde yavaşça kalalım. Dirseklerinizle dizlerinizin arasını açın. Ve hiç acele etmeden kalçayı yere bırakalım. Tabii ki kolay değil çünkü adanmışlık gerekiyor. Sevdiğiniz her meslek için bu geçerli. Sadece yoga için değil, sizin mesleğiniz için de geçerli. Bir işe kendinizi yüreğinizle adadığınızda başarısız olma ihtimaliniz yok zaten. Ve koyduğunuz niyet çok önemli her işte yaparken. Evet, ilgi nasıldı burada ya da bizim genel olarak ülkemize bakarsak ya da genel olarak başladığımdan beri ilgi çok güzel. Hala daha öyle devam ediyor. Ben sadece Girne'de ders vermiyorum. Lefkoşa ve Mausa'da da ders veriyorum. Eğitmenlik eğitimlerimi Ledra Palas'ta veriyorum. Bu şekilde devam ediyor. Yoğun bir ilgi var zaten. Var, var. Yani gelen herkes sevdiği için ben çok mutlu oluyorum zaten. Evet, aslında yoga sporu, yoga ve pilates bu arada onları evet, pilates de yapıyoruz. Bu spor aslında son yıllarda çok fazla sevildi. Bilmiyorum, insanlar biraz daha kendilerini düşünmeye, biraz daha kendi bedenlerine bakmaya başladılar. Son yıllarda böyle bir uyanış mı var? Var. İş çıkış saatinde buraya geliyorlar ve gelirken diyorlar ki hani bir an evvel hani iş bitse ve şuraya bir atsak falan diyorlar kendilerine. O zaman ha, inşallah hadi şimdi siz gerçekten burada günün bütün stresini bırakın ve öyle çıkın. Ben de buna niyet ediyorum diyorum her zaman. Ve sanıyorum çok mutlu bir şekilde geliyorlar gidiyorlar. Beni de o besliyor. Herkese diyorum ki şu kapıdan içeriye adım attığınız an itibariyle bu ev sizin evinizdir. Yavaşça ortaya dönelim. Şimdi sağ dizinizi bükün ve kolları karşıya uzatalım. Tekrar.
kadar ellerimizle dilersek bizden destek alabiliriz ve ortaya gelelim. Böyle yoga pilatesle ilgili ufak ufak böyle izleyicilerimize böyle mesaj gibi bir şeyler vermek. Tabii tabii. Bir şeyler söylemek. Omurga, bel, boyun sorunlarıyla ilgili tedavi sürecini çok güzel destekliyor. Yogada, pilateste. Ama hani dünyasallıktan biraz daha uzaklaşmak istiyorum. Zaten yeterince hani bu dünyanın içinde o stresiyle, her şeyle uğraşıyorum diyorsanız yogayı daha fazla tavsiye ediyorum. Ama zaten biz derslerimizi hem yoga hem pilates olarak yapıyoruz. Ve harmanlanmış evet, bir şekilde. Pilatesin sonunda da meditasyon yapıyoruz, nefes yapıyoruz ki daha fazla şifalanılsın diye. Evet. Aslında benim amacım ruhun şifalanması. Hepimizin hayatın içerisinde isteyerek veya istemeyerek birbirimizle arzu etmediğimiz olumsuz diyaloglarımız oluyor. Bir şekilde bunların şifalanması gerekiyor. Çünkü sen ona yaptığın bir yanlış davranış, onun öbürüne yaptığı bir yanlışlık, sonra arkadan edilen kötü beddualar derken iyice yaralar açılıyor. Ve şifa daha da uzuyor. Yani sizin buranızda bir yara varsa ben oraya her dokunduğumda canınız acır. Ve siz oranın kabuk bağlamasına izin verirseniz yavaş yavaş kapanacaktır. Ama o yaraya gelip benim yerime bir başkası daha dokunur, bir başkası daha dokunur ve o yara hiçbir zaman şifalanmaz. Teşekkür ediyoruz bu güzel gün için. Biz de burada sizinle birlikte güzel bir sohbet etmiş olduk. Aslında biraz da yoga'yı izleyicilerimize de tanıtmış olduk. Tanıtmış olduk, evet. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum sizleri ağırladığım için evet, bugün. Evet, biz de mutluyuz hocam. Belki de hala bilmeyenler vardır. Çok da normal denemeyenler vardır bu sporu, yoga pilatesi ama hem zihinsel hem fiziksel o değişikliği kendinizde hissedeceksiniz. Sizlere izleyenlerimiz bir şeyleri merak ettiğinde soru sorabilirler mi? Hani telefon yani mail ile ulaşabilirlerse. Evet. Siz de bana iletirsiniz. Memnuniyetle cevaplarım merak ettikleri soruları. Tekrar teşekkürler. Ben ve şimdi biz aslında buraya aylardır ve yıllardır gelen yoga ve pilatesi çok seven öğrenciler var burada. Biz biraz da onlarla konuşmak istiyoruz. Bakalım hem Sibel hocamız hakkında hem de yoga pilates hakkında bizlerle neler paylaşacaklar. Ve son kez. Şimdi artık sırt üstü yatalım. Shavasana dediğimiz ceset duruşunda. Yatış ya sağ tarafınızdan ya da sol tarafınızdan destek alarak yatmaktır. En yanlış yatış budur. Çünkü o zaman belinize yüklenmiş olursunuz. Bu yüzden sağ veya soldan destek alarak yatın. Sabahları yataktan kalkarken de buna özen gösterin belinizin rahatlaması için. Şimdi kalça kasını esneteceğiz. Ayak tabanlarımızı yere basalım. Yanımızda Sabır Hanım var. O da burada yoga yapıyor arkadaşlarıyla ve Sibel Hoca ile birlikte. Şimdi biz de biraz onun yogaya nasıl başladığını merak ediyoruz. Onu dinleyeceğiz kendisine. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? İyiyiz. Teşekkürler. Buradasınız birlikte. Bu güzel sınıfta Sibel Hocamızla birlikte. Bu kadar kesinlikle. Güzel bir enerjinin arasında. Ne kadar zamandır yoga yapıyorsunuz? Aslında çok kısa zaman oldu. Yoga eğitmenliği için başladım ben. 2 hafta oldu ama yıllardır da yoga ile ilgili hep ilgimi çektiğinden bir şeyler okurdum. Hep fikirlerim vardı aslında. Evet, 2 hafta aslında baktığınızda kısa bir süre ama siz zaten zihnen yogaya daha önceden başlamış gibisiniz. Evet. Hayatınızda ne değişti ya da neyin değişmesini öngörüyorsunuz? Dediğim gibi bardağın hep boş tarafına bakıyordum. Ben biraz kişiliğim itibariyle ve mesleğim itibariyle melankolik bir insanımdır. Ses sanatçısıyım. Yıllardır hep sahnedeydim. Hüzünlü şarkılar, mutsuz içen insanlar, herkes eğlenmeye gelmiyor çünkü. Bir de baktım ki herkesin kötü enerjisini yüklenerek mutsuzlaşmaya başlamışım. İzlediğim her şeyi yaşayarak, empati kurarak mutsuzlaşmaya başlamışım. Bu sporda insanların yerine düşünürken onların yerine mutlu tarafa dönüp bakmayı öğrendim ve bütün o mutsuzluklardan kaçacak güzel bir hayat bahçesi buldum kendi içimde. Açıkçası bambaşka bir yere taşıdı benim hayatımı. Sevdiğim herkesi ve kendimi mutlu etmeyi öğreniyorum. Ve tekrar yavaşça bırakalım. Şimdi her iki kolumuzu, her iki bacağımızı birlikte kaldıralım. Bel fıtığı
ve bel rahatsızlığı olanlar bu duruşu yapmasınlar. Ve tekrar yavaşça bırakalım. Yanımızda Nilgün Hanım var. Kendisi 3,5 yıldır burada yoga yapıyor. Bakalım onun hayatında acaba neler değişti. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. 3,5 yıl aslında baktığınızda uzun bir zaman ve sizin hayatınızda hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak yoga yapıyorsunuz. Birçok şey değişmiştir diye düşünüyorum. Aynen öyle. 3,5 yıl dediniz. Aslında 3,5 yıl öncesine kadar yoga ya zaman ayırma nedir? Mümkün değil, aklımızdan geçiremiyorduk. Zamanımız yoktu. Özel bir şirkette çalışıyordum. Fakat emekli olunca 3,5 yıl önce dedim ki Nilgün, biraz kendine bak, biraz bu şey yoğunluğu evet yatıştır, kendine zaman ayır, daha düzenli olmaya çalış. Hani yeni bir hayata başlıyorsunuz çünkü o yoğunluktan sonra. Ve belli bir dinginlik istiyorsun, bedenine daha çok dikkat etmek istiyorsun, ruh sağlığı, meşguliyet, evet kesinlikle. Bir de sosyal ortamdan gelince böyle eve kapanmak da evet, olmuyor. Sibel Hanım'la ablam sayesinde tanıştım. Ablam da yine burada buraya, evet benden önce başlamıştı. Bugün burada olamadı. Çok mutlu oluyoruz buraya geldiğimiz zaman. Evet, evet. Gerçekten daha esnek düşünceye, daha bedenimize daha özen göstermeye başladık. Kendimizi fark ettik. Evet, kendimizi. Daha çok kendinizi sevdiniz. Hem de evet, ufak meditasyonlarla biraz da ruhunuzu dinlendirdiniz. Aynen öyle, o şekilde oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Sibel Hanım'a da. Ve yoganın en keyifli kısmı meditasyona geldi sıra. Fiziksel olarak en rahat halinizde yatın. Ayaklarınızın arasında mesafe olsun. Kollarınızla gövdeniz arasında mesafe olsun. Boynunuz, omurga ve sırtınızın yerle temas eden bütün noktaları rahat olsun. Eğer sizler şu anda uzanabileceğiniz bir yerdeyseniz, sırt üstü yatabilirsiniz. Değilseniz oturduğunuz sandalyelerinizde gözleriniz ağır ağır kapanmaya başlasın. Ve bu şekilde yattığınızda sanki gerçekten altınızda yumuşacık bir yatak, yıldız şeklinde olsun. Ve pırıl pırıl parlayan yıldızın üzerinde sizler de kendinizi en az o yıldız kadar aydınlık, parlak, güçlü ve görkemli hissedin. Namaste. Yanımızda Pervin Hanım var. Aslında sınıfın, ben şöyle baktığımda, en genç öğrencisi diyebilirim kendisi için. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi değilim, iyi olalım çok şükür siz. İyiyiz, teşekkürler. Başka hiçbir yerde burada aldığım pozitif enerjiyi katlayan almadım. Hı-hı. Yani en mutlu günümden, en hüzünlü günüme, her buraya geldiğimden pozitif çıkabildim. Ve bu da bana yogayı gerçekten çok sevdirdi. Yanımızda Leyla Hanım var. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? İyiyiz, teşekkürler. Siz de 4 aydır burada yoga yapıyorsunuz Sibel Hoca ile birlikte. Evet, evet. Nasıl başlamıştınız? Nasıl başladım? Aslında sadece denemek için başladım. Başladığım noktada gördüm ki yani hem ruhuma, hem bedenime, hem zihnime iyi gelen tek bir şey ve hocamızın pozitifliğiyle kendimi çok iyi hissettim ve devam etmeye karar verdim. Evet. Şimdi eğitmenliğini de alıyorum. Evet, 4 ayda karar verdiniz. Başladınız, evet. Eğitmenlik için de karar verdiniz. Bu aynen öyle. Karar aynen. Aslında bu bir yolculuk. Yani bu bir ay, 2 ay, 1 yıl, 2 yıl gibi, evet, bir süre değil. Bundan sonraki süreçte artık yoga hep hayatımda. Evet, çok güzel. Ve sizin tabii ki hayatınızda birçok şeyi de değiştirmeye başlamıştır. Kesinlikle. Bundan sonra tabii ki süreç ilerledikçe daha da birçok şeyin değiştiğini mutlaka göreceksiniz. Önce değişimi kendimde görüyorum zaten. Evet. Sonra etrafımda onu yayılmayı düşünüyorum inşallah. Evet.